Merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, salonumuzu dolduralım bakalım. Toplantıları çok özledim. Merhaba. Puslu mu? İki internetim de açık. Sizinkiler de öyle olmasın. Ay, Aysel'cim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aysel'cim, sağ olasın. Nasılsınız? Evet, nereden katıldığımızı yazıyor muyuz gene? Azerbaycan var. Eyvah eyvah. Görüntü puslu mu? Tamam. İnternet ara ara demek ki gelip gidiyor. Çünkü ikisi de var. Evet. Instagram'da da öyle. Aysel, ben doktor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Sakarya, İzmir. Ne güzel Adana. Oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri. Oh, ne güzel. Arkadaşlar, sorularınızı şu arka soru bölümünden yazın. Çünkü burada yazılar çok gözükmüyor. Ara sıra kaçırıyor olabilirim. Hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Arkadan hep soracağım soruları. Kadıköy, İstanbul. Memleketli, hoş geldin. Önde sürekli akıyor. Aktığı için kaçırıyorum. Eğer arkaya yazarsanız hocaya oradan şey yapabilirim, alıp alıp sorabilirim. Tamam mı? Kalp atmamanızı rica ediyorum. Adana'da anlaşmalı tüp bebek merkezimiz yok bu sene ne yazık ki. Teşekkür ederim. Güveniniz için gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayını kaydetmeye çalışacağım ama Instagram'da ara ara sorun oluyor. Bu yalnızca benimle alakalı bir şey değil. Bazen ne kadar istersem kaydedemeyebiliyorum. Geçen Turgut Bey'de de oldu çünkü aynı şey. Evet, Gökalp Bey'i de davet ediyorum kendisini. Fazla vakit kaybetmeden, onu da yormadan sorularımızı soralım. İnşallah bir sorun olmaz. Sana yani. Merhabalar. Nasıl? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Biraz fazla yoruldunuz Evet, biraz yoruldum. herhalde. Kalktı sanırım. Böyle hafif bir rahatsızlık geçirdik ama şu an gayet iyiyiz. Ertesi gün zaten. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Aman kendinize iyi bakın. Lazımsınız bize. Ederiz. Çok sağ olun. Evet, gene güzel bir konuyla beraberiz. Evet. Genetik tanılı tüp bebek hangi durumlarda yapılır, neden yapılması gerekir, genetik tanı neden gerekli? Bunları konuşacağız. Tabii ki bunun içine Duyuyor. negatif tüp bebek tedavileri. Benim sesim geliyor mu size? Evet, geliyor tabii ki. Ha, iyi, tamam. Negatif tüp bebek tedavileri var, düşükler var. Birçok şey giriyor, konu giriyor bunun içine. Evet, sizi dinliyoruz. Genetik tanı tüp bebek neden yapılmalı? Genetik tanı tüp bebek aslında son zamanlarda çok sık yapılmaya başladı. Sebebi de şu, kimlere yapılma şeyi iyi anlaşılmaya başlandı. Ve gebelik oranlarında daha arttırdığı için çoğunlukla artık genetik tanı tüp bebek yapmaya başladık. Peki kimlere yapıyoruz? Hani herkese genetik tanı tüp bebek yapmıyoruz. Çünkü bu sefer maliyet artabiliyor. Hani ilk gelen hastaya hemen biz genetik tanı tüp bebek önermiyoruz. Bunun kriterleri var. Kriterleri nelerdir? Özellikle ileri kadın yaşı. Çünkü 38 yaşından ileri Evet. kadınlarda biz genetik tanılı tüp bebek öneriyoruz. 3 tane kriteri var. Yani yapılması önerilen. İkinci kriter ise
Annenin ya da babanın genetik bir hastalığı olması, tek gen bozukluğu gibi, Net mesela böyle SMA gibi, hatta bunu işte siz evet. kendi sayfanızda yayınladınız artık, tek gen hastalıklarını devlet Evet. karşılayacak diye. Aslında Çok güzel. söylenen genetik hastalık bu. Onunla ilgili bana da çok soru geldi. İşte bende şu mutasyon var. Onlar değil. Yani sizin bir genetik bozukluğu olan bir çocuk doğum öykünüzün olması gerekiyor. Bu kas hastalığı olabilir, işte DMD düşen musküler ya da SMA gibi. Böyle bir öykü varsa ya da daha önceden düşük yaptık. Düşük yaptık ve düşüğü genetiğe gönderdik. Ki biz hastalarımızı hep öneriyoruz mutlaka. Düşük yapan kadınlar düşük parçasından mutlaka genetiğe örnek göndersinler ki eğer bunda bir genetik bozukluk varsa işte o zaman genetik tanılı tüp bebek yapıyor. Sıradan bir tüp bebek yapmıyoruz. İkinci kriterimiz de bu. Yani daha önceden bir düşük öyküsünde genetik bir bozukluk olması bu üçüncü kriterimiz ya da annede ya da babada bir genetik hastalık olması birinci kriterimiz de neydi? 38 yaşından ileri kadınlarda yapıyoruz. Daha Burada çok araya biliyorsunuz girip bir şey sorabilir miyim? Down sendromlu bir çocuk doğurmuş olan bir kadın yok. alamıyor O mu? ileri kadın yaşına bağlı. Down sendromu genetik bir hastalık. Evet ama genetik hastalıklar da kendi içlerinde ayrılıyor. Bunlar annede ya da babada genetik bir bozukluk olacak. Down Anladım. sendromu daha farklı. Down sendromu ileri kadın yaşına bağlı. Peki niye biz Anladım. 38 yaşında ileri kadınlarda genetik tanılı tüp bebek yapıyoruz? İşte bu Down sendromu gibi sendromlar olmaması için. Peki niçin oluyor? Normalde erkeklerde düzenli olarak her ay sperm üretimi oluyor ama kadınlarda o şekilde değil. Kadınlar doğdukları zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyorlar. Sonuçta yeni bir birey oluşacak. Bu yeni bir birey oluşurken yarı kromozomu, yarı genetiği anneden, yarı genetiği de babadan gelecek. Baba her ay sperm ürettiği için genetik bir bozukluk çok fazla olmuyor. Ama kadının Hiç. yaşı ilerlediği için ileri kadın yaşına bağlı olarak yumurta sonuçta ikiye bölünecek. Yani kromozom sayısını ikiye bölecek. Kromozom sayısını ikiye bölerken bir kromozom bir yumurtaya fazla, bir kromozom bir yumurtaya az gidebiliyor. Bu kadının yaşının ileri olmasına bağlı. Oradaki bağlar artık yaşlanıyor ve ne yazık ki kromozomlar bir yumurtaya fazla, bir yumurtaya eksik gidiyor. Sperm 23 kromozom sabit, fix yani. Çünkü bir insan 46 kromozom. İşte bir Evet. kromozom fazla gidince kadında bir yumurtada 24 kromozom. Bir yumurtaya eksik gidince 22 kromozom oluyor. Erkekten sabit 23 kromozom gelince eğer fazla olan kromozomlu yumurtaya döllerse Down sendromu, eksik olan kromozomlu yumurtaya döllerse de Turner sendromu oluyor. Bu tamamen kadının ileri yaşına ve yumurtanın bölünme aşamasındaki probleme bağlı. Yumurtanın yaşlanmasına bağlı. Yoksa genetik bir bozukluk olması değil. Kadın ya da erkek genetik test yaptırıyor. Bize de geliyorlar. Genetik testlerini yaptırmışlar. Herhangi bir bozukluk yok. Ama düşük yapıyor mesela. Düşükten bebekten parça gönderiyorsun. Genetik bozuk geliyor. Bu şu anlama gelmiyor. Annenin ya da babanın genetiğinin yapısının normal olması bebeğin genetik yapısının normal olacağı anlamına gelmiyor. Onun için işte eğer düşük öyküsünde genetik bir bozukluk varsa bir dahakisinde böyle bir problem, böyle bir sıkıntı yaşamamak için çünkü yumurtaların ya da spermin genetik yapısını biz bilmiyoruz. İşte biz genetik tanılı tüp bebek yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey daha var. Özellikle bu konuyu çok seçtim. Çünkü çok fazla sık soruluyor. Mesela sperm testi sayısı az olan, düşük olan ya da Evet. spermle ilgili problemleri olanlarda işte DNA hasar testi yapalım mı? Acaba genetiği normal gelir mi? Ne yazık ki biz embriyolara yani 5. gün 200 hücreli embriyolara genetik tanı yapıyoruz. Sonuçta bir şey yapacaksak bunun sonunda normal gelirse normale transfer edebileceğimiz bir şey yapmamız gerekiyor değil mi? Eskiden mesela 3. gün embriyolarına 8 hücreli 3. gün embriyolarına genetik tanı yapılıyordu bundan 10 yıl önce. Baktılar ki embriyodan 8 hücre olduğu için bir tane hücresini aldığın zaman embriyo bozuluyor. Biz yumurtadan ya da spermden genetiğine bakıp çünkü bir şeyin genetiğini bir hücrenin genetiğini aldığın zaman o hücrenin genetiği bozuluyor. Bozulursan Evet. tekrar bu genetiğini yerine koyup aa bu normalmiş deyip tekrar yerine genetiğini koyup dölleme işlemi yapıp embriyo oluşturamıyoruz. Biz embriyoda bile 200 hücreli blastokist 5. gün embriyosunda bebeğe zarar vermeden dışındaki trofektoderm dediğimiz bebeğe tutunacağı hücrelerden örnek alıyoruz ki bebek ve embriyo zarar görmesin. Ve zarar Çok görürse güzel. genetiğin normal gelmesinin bize bir faydası olacak mı? Olmayacak. Transfer edemeyeceğiz çünkü. İşte zarar gelmeden genetik tanı yapmamız lazım ki biz onun için işte 5. gün embriyosuna 200 hücreli embriyoya gidiyoruz. Ne yazık ki şöyle bir teknoloji yok. Hep yanlış anlıyorlar. İşte DNA
sperm DNA testi yaptıralım. DNA hasarı fazlaysa bizim genetik bozuklu çocuğumuz olacak. Öyle değil. O DNA hasar testi bambaşka bir şey. O yapısal problemleri olanlar da bazen DNA hasar testinden biz başvuruda bulunuyoruz ki DNA hasar testi %15'in üzerindeyse bir boya damlatıyoruz spermlere. Ve DNA'sı hasarlı olan spermler boyanıyor. Ama DNA'sı hasarlı olmayan spermleri seçip içinden bunlar genetiği normal diye bir test değil bu. Bu sadece bize neyi gösteriyor? Bu testte DNA hasarı yüksek çıkarsa toplamdaki DNA, spermin toplamdaki DNA hasarı yüksek çıkarsa biz DNA hasarsız spermi seçebilmek için mikroçip dediğimiz yöntemi kullanalım. Aslında mikroçip firmasının ürettiği bir şey bu. Bu ama çiftlerde şöyle yanlış bir algı oluyor. Bazı bir hasta içerisinde ben de yaşadım. İşte DNA hasar testi DNA. Ya DNA hasar testiyle biz genetiği normal spermi seçmiyoruz. Amacımız o değil. Onu zaten öyle bir dünyada öyle bir teknoloji de yok. Biz hatta genetiği tanıyı kime yapıyormuşuz? Embriyoya, 5. gün embriyosuna ki embriyoda da bebeğe zarar vermeden dış hücrelerine yapıyoruz. DNA hasar testi sadece bize eğer DNA hasarı fazlaysa buna bir beslenme önerisi bulun. Biraz hayat tarzında değişiklik yap. Eşi sigara içiyorsa erkek sigarayı bıraksın. Birazcık Akdeniz usulü beslensin. Verebiliyorsan E vitamini içeren multivitaminler var piyasada. Hepsi birbirini benzeri. Hepsinin de sonu fertille bitiyor. Fertil olanlardan bir tanesini alacaksınız. Sabah akşam bunu kullanacaksınız. Antioksidan olduğu için. Bu bize DNA hasar testi sadece bunu söylüyor. Ama kimlerde bunu söylüyor? Mesela şu var. Mikroçipi de kimlere yapıyoruz? Aslında konuyu açıyor ama bunlar gerçekten iç Güzel içe. güzel Sonuçta bahsedelim. Genetiği normal bir embriyo yakalamadıktan sonra ya da genetiği normal bir embriyo yakalamak için bazı yöntemleri kullanmadıktan sonra hastaya bunu önermenin çok bir anlamı da yok değil mi? Sen yaptın, genetiği bozuk gelecek. O zaman bir anlamı olmuyor. İşte genetiği normal gelmesine yönelik neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? İşte eğer DNA hasarı testine bakmaksızın DNA sayısı azsa, sperm sayısı azsa, ileriki hareket sperm sayısı 1,5-2 milyonun altındaysa zaten bunda DNA hasarı yapsan da mikroçip kullanmayacaksın. Mikroçipi kimlere kullanıyoruz? Mikroçipi hareket sayısı az ama 5 milyonun üzerinde. Yani o çipin içinde spermler yüzebilecek ki biz o çipi kullanabilelim. Yüzemedikten sonra bu sefer ne kullanıyoruz? Sperm mobilizerlar, sperm hareketini arttıran özel sıvılar kullanıyoruz. Onun için bize çok fazla böyle abartıldığı gibi ekstra faydalar, DNA hasar testi ve mikroçip çok fazla şeyler kazandırmıyor. Burada önemli olan, en önemli şeyi söylüyorum. Kadın ve de erkek genetik yapısına en çok zarar veren şey sigara. Bir kere hayatlarından sigarayı çıkaracaklar. İkincisi beslenme olarak biz Akdeniz usulü beslenme öneriyoruz. Hem Evet, kadında hem çok erkekte. güzel. Haftada 2 gün balık, omega 3 özellikle DNA hasarını ciddi anlamda ortadan kaldırıyor. Onun dışında günde bir avuç fındık, badem, ceviz. Onun dışında biz özellikle yeşillikler ve zeytinyağı ağırlıklı. Çünkü yeşilliklerin içerisinde folik asit var. Folik asit de daha önceden biliyorsunuz sizle birlikte de öneminden bahsetmiştik. Evet. Genetik folik asit yeterli miktarda olacak ki embriyo bölünme yumurta bölünme aşamasında yaşlanmayacak ya da folik asit eksikliğine bağlı hasarlı bölünmeyecek. Onun için folik asit de çok önemli. Bunun dışında erkeklerde de sperm kalitesini arttırmaya yönelik biz keçi boynuzu öneriyoruz. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Benim söylediklerim tamamen çalışma. Kadında da özellikle incirin ve havucun. Havuçta da A vitamini var. Ama çok fazla yüksek sayıda değil. Bu sefer mesela çok fazla incir yüklediğin zaman da kadında şekerini arttırıyorsun. Şeker direncini arttırıyorsun. Diyabet oluyor. Onun için her şeyin dengeli olması ama kesinlikle kürleri önermiyoruz. Biliyorsunuz canlı yayınlarda her canlı yayında söylüyorum. Kürler hiç doğru şeyler değil. Biz de zaten verdiğimiz ilaçlar, vitaminler gökten zembille inmiyor. Biz de onları bitkilerden elde ediyoruz o vitaminleri ya da o Tabii verdiğimiz tabii. hapları, ilaçları. Ama bizde denenmiş, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış, belli bir oranda veriyoruz. Yani vücudun istediği kadar, fazlası değil. Ama her şeyin fazlası zarar olduğu için kürlerde biz bu ayarı yapamıyoruz. Yüksek yüklüyoruz. Kaş yapıyorum derken göz çıkarıyoruz. Mesela Evet. görüyorum, incir kürü görüyorum. İşte ne bileyim, yani değişik Soğan değişik kürü. küller. Soğan Değişik de kürü demiştiniz işte değil mi? soğan kürü, değişik değişik küller. İşte bunlar bu sefer ne yapıyor? Hem hormonal dengesizlik yapıyor hem de yumurta ve sperm kalitesini olumsuz etkiliyor.
Erkekler de soğan kürü yapıyor muymuş? Onu duymamıştım. Hep hanımlardan duyuyordum ben. Evet, yok, yani erkeklerden ben de duymadım ama bir de burada çok güzel sormuşlar. Hemen onu da söyleyeyim. Dördüncü bir kriter daha var. Onu atladık. Kimlere genetik tanı yapıyoruz? Özellikle erkek sperm, ileri hareketli sperm sayısı 1,5 milyonun altında olan çiftlerde mümkünse eğer genetik tanı yaparsak da sağlıklı embriyoya ulaşma şansımız artıyor. Çünkü sperm sayısı az olan, ileri hareketli sperm sayısı az olan erkeklerden alındığımız spermle oluşturduğumuz embriyolarda da ne yazık ki embriyoların genetik yapıları normal olmayabiliyor. İşte o zaman tutunamıyor. Onun için genetik tanıtlı tüp bebek, bir de genetik tanıtlı tüp bebeği niçin yapıyoruz? Çiftlerimiz onlara da kafalarında otursunlar. Birincisi tüp bebek başarısını arttırıyor. Peki hemen genetik tanıtlı tüp bebek yapıyor muyuz? Hayır. Güzel bir 5. gün embriyosu 2 defa transfer ettik ve embriyolar tutunamadılar. İşte bu sefer üçüncüde hastamıza acaba bu embriyolar güzel, yapısal olarak güzel ama genetiklerinde bir bozukluk var mı diye genetik tanı tüp bebek de öneriyoruz. Onun için burada embriyoların aşama aşama takibi çok önemli. Tabii burada yine laboratuvara ve embriyoloğa da çok önemli işler düşüyor. Hatta ben şu kadarını da söyleyeyim. Bu embriyonun bir biyopsi tekniği var. Mesela benim embriyoloğum bunu New York'tayken sertifikasını da almış. Siz embriyoya dış kısmındaki hücrelere embriyoya zarar vermeden lazer yapmazsanız, iç kısmındaki iç hücresini azaltırsanız embriyo bu sefer ne oluyor? Mesela 5A iyi kalitede bir embriyo. Genetik tanı yaptın, genetiği normal geldi ama sen embriyoya çok fazla genetiğe göndermek için hücre alırsan embriyonun iç hücre kitlesi azaldığı için embriyo 5A'da 3'e düşüyor. Yani bu sefer kalitesi azalıyor. Onun için embriyoya zarar vermeden de genetik tanı yapmak çok önemli. Hatta bunun lazeri ve X'i yapılan cihazı bile çok önemli. Biz biliyorsunuz yeni bir merkez kurduk. Bizim lazer cihazımızda biz kendimiz bilgisayarda eskiden tek tek lazer atılıyordu hücrelere. Bizimkisi birden bir yerden bir yere, hatta açısını bile benim embriyoloğum ayarlayabiliyor ki embriyoya zarar vermeden biyopsi yapabiliyor. Bu da çok Çok önemli. iyi. Bunlar teknolojinin verdiği imkanlar. Hatta embriyonun X'i dediğimiz yumurta dölleme işlemini anne rahmini taklit eden ortamda yapıyoruz. Eskiden mikroskop altında yapıyorduk. Şimdi o mikroskopun üzerine özel bir cihaz geldi. Biz Çok kendi güzel. merkezimizi de aldık. Onda hatta anne rahmindeki ısı ortamını oluşmadığı zaman cihaz uyarı veriyor. Yani o kadar hassas işlerle yapıyoruz ki zaten başarımız da, gebelik oranlarımız da bundan dolayı hastalarımıza rahatlıkla ben 5. gün embriyosunu anlatabiliyorum, genetik tanıyı anlatabiliyorum. Şimdi bir merkez düşünün. Mesela Allah korusun daha iyi olmayan bir merkezde çalışsam, genetik tanı yapamasam, embriyoların 5. güne gitmese ben bunları rahat rahat anlatabilir miyim? Hastalara Anladım. 3. bu sefer derim ki 3. günde anne rahminde toparlayacak bu embriyolar diye anlatırım, değil mi? Halbuki öyle bir şey yok. Her şeyin en iyisini tercih etmemiz lazım. Şimdi Amerika bu işi çözmüş zaten. 440 tane merkez var. Ben ara ara kendi canlı yayınlarımda da gösteriyorum. 440 tane tüp bebek merkezi Amerika'da %99 oranında 5. gün embriyosu veriyor. Çoğunluğu da genetik tanı yapıyor. Sebebi ne? Sebebi genetiği işte bu ileri kadın yaşından dolayı, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarından dolayı, daha önce düşük olmuş, düşükte genetik bozuklukları olmuş ya da çiftlerdeki genetik bozukluklara bağlı bu genetik bozukluklar bebeğe geçmesin diye. Onun için genetik tanı tüp bebeği gerçekten çok önemsiyoruz. Çok güzel gerçekten. Yani Amerika'nın tamamı genetik inceleme hem şey yapıyor hem de beşinci güne gidiyor. Peki. Benim embriyolom New York'ta çalışıyordu, Turgay Bey. Bir kere %100'ü 5. gün embriyosu transferi yapılıyor. %90'ı da genetik tanıya gidiyor. Çünkü orada kadın yaşı biliyorsunuz kariyerden dolayı Evet. gebelikler hep öteleniyor. Zaten tüp bebeğe başvuran kadın yaşı 38'den ileri olduğu için genetik tanı yaptığımız zaman, genetiği normal bir embriyo geldiği zaman bir kere yaş faktörünü de ortadan kaldırmış oluyoruz. Mesela orada birisi Rossi diye sormuş. Rossi'lere mutlaka genetik tanı öneriyoruz. Ve yalnız Rossi'lerde genetik tanılı normal embriyo gelme şansı çok çok ne yazık ki düşük. Yani %5'in bile altında. Onun için ilk başlarda böyle bir muhteşem bir yöntemmiş gibi lanse edildi ama kimse kimse Rossi'den bahsetmiyor. Biz de zaman zaman denedik, baktık çok güzel sonuçlar elde etmiyoruz. Biz Başarılı düşük, evet tamam. bizim kendi kliniğimizde yaptığımız
uygulama şu şekilde. Biz erkek azospermi gelen hastalarımıza hormonlarına ve genetik yapılarına baktıktan sonra öncelikle bir ön tedavi uyguluyoruz. Bunu dengeleyebilmek için ve sperm üretimini tetikleyebilmek için. Sperm üretimini tetikledikten sonra 6 ay bazen 1 yıla kadar. Daha sonra ardışık sperm baktırıyorum ben kendi embriyoloğuma. Ardışık spermler veriyorlar ve ardışık spermlerde iyi kalitede sperm bulursak işte o zaman tüp bebeğe başlayabiliyoruz. Yoksa mikrotesi öneriyoruz. Peki. Burada şey vardı. Diyor, 10 yıllık evlilikten sonra da DNA hasarına bakılmalı mı? Gerek İşte var bakın, mı diye soruyorlar. Şunu söylüyorum. Yaş ilerlediği için gerekebilir. Şimdi DNA hasarını biraz önce anlattım ben. DNA hasarı da baksak da basmasak da biz zaten erkeklere diyoruz ki lütfen sigarayı bırakın. Hemen hemen her tüp bebeğe başladığımız erkeğe de vitamin takviyesi veriyoruz. DNA hasarı çıksa da tedavisi bu, çıkmasa da tedavisi bu. DNA hasarı baktığımız zaman DNA hasarı pozitif gelirse de bize ekstradan yapabileceğimiz yöntem mikroçip. Eğer 5 milyon üzerinde hareketli sperm varsa bunu yaparsa 5 milyon altında bile sperm sayısı varsa DNA hasar testi ya da mikroçip bize çok fazla etki sağlamıyor. Onun için biz başka tekniklere yöneliyoruz. Başka işler yapabiliyoruz bunda. 44 farklı parametreye göre benim embriyoloğum sperm seçiyor. Artı sperm hareketlendirici, sperm mobilizer'lar kullanıyoruz. Her hastaya her tekniği uygulamak ya da her hastaya her işlemi yapmak çok doğru olmuyor. Çünkü faydasını görmüyoruz. Onun için DNA hasarını kime, neye göre yapacağız? Son zamanlarda dediğim gibi herkese bir DNA hasar testi, DNA. Bize ekstra bir şey şu aşamada sağlamıyor. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Anladım. Şimdi DNA bu hasarı olmasa arkaya da sigarayı erkekler zaten tüp bebeğe başlarken sigarayı azaltacaklar ya da bırakacaklar. Zaten akdeniz usulü birkaç ay beslenecekler. önce başta bunu Zaten azaltmaları tabii ki lazım değil mi? zaten multivitaminlerine biz başlıyoruz. Mesela hasarı da çıksa önerilenler bunlar. Ekstra biz DNA hasarını tedavi edici ekstra özellikli bir tedavi yöntemi yok. Ondan bahsediyorum. Bir ay sonra tüp bebek tedavimiz var. Sperm arttırmak için hangi vitaminleri kullanmamız diye soruyorlar. Siz keçi boynuzu Şimdi bizim dediniz. için tabii ki o beslenme tarzı Evet. erkekte biz mutlaka arginin, karnitin, ginseng, koenzim Q10, çinko, selenyum ya bunları içeren vitaminler, E vitamini bunları içerdiği zaman folik asit, bunları içerdiği zaman sperm kalitesi artıyor. Bir de omega 3. Bunların ama Evet. etkin dozları var. Mesela koenzim Q10'in piyasada bir sürü koenzim Q10 var ama hem kadında hem erkekte alması gereken en etkin doz 300 miligram olması lazım. Hani bunlara birazcık dikkat etsinler. Karnitin seviyesi mesela her preparat içerisinde karnitin var ama en az bir 500'ün üzerinde karnitin olması gerekiyor ki sperm birazcık daha kalitesi artsın. Şey soracağım size Gökalp Bey, omega 3'ü bazı doktorlar çok yüklü bir şey veriyorlar. Omega 3 çok değerli diye. Mesela Evet. 1000 miligram değil de 2000, günde 2 tane 3 tane verenler var. Bu gerçekten ilacın fazla alınması etkili olabilir mi Yok. sizce? İlacın fazla alınması onda değil de biraz önce söylediğim gibi koenzim Q10'de önemli. Koenzim Q10'de bunun çalışması yapılmış. 300 miligramın altında koenzim Q10 kullanılmasının herhangi bir faydası gösterilmemiş. Hem yumurta kalitesini hem sperm kalitesini arttırmak için. Ama balık yağında öyle belli bir miligram yok. Hatta biz özellikle kendi doğal balık tüketerek balık yağı çiftlerimizin almasını hatta haftada 2 gün bir çupra ya da levrek tüketmesi zaten omega 3'ü yeteri kadar alıyor, aldığını sağlıyor. Aynen. Yoksa Çok günlük yüksek doz omega vermenin ekstra bir faydası ya da katkısı gösterilmemiş ne yazık ki. hiç alışkın değiliz biz memleket olarak. Üç tarafı deniz olduğu halde öyle haftada 2 gün balık yemeye çok alışkın değiliz gerçekten. Neden bilmiyorum yani. Ya balık Etçi. bir ara bir balık gerçekten omega 3 ya da balık bir ara gerçekten çok fazla böyle biz de mesela hastalarımıza tavsiye ediyoruz ama mesela benim bir hocam var. Bazen bazı hocaların kendi gözlemleri daha doğru olabiliyor. Ben de mesela Van'da çalıştım. Başkale'de çalışmıştım. Başkale'de biliyorsunuz doğum oranları çok yüksek. Yani
Bir kadının ortalama 10 çocuğu var. Ve hiç balık görmemişler hayatlarında. Yani hani çocuk olmayla beslenme çok Ama fazla biraz... oranın otları çok şey, ben Havası... vanlıyım. Otları bana sormayın. Havasından herhalde. Havası oranın biraz. Havası Havası var, fazla çok herhalde. değerli otları var. Peynirin içinde bile çok değerli otlar var. Özel Yani alınan otlar var yani. hani ama balık çok fazla, hani balıktan konu Ha, açıldığı için söylüyorum. Mesela ben de gittiğimde soruyordum. Yani bu kadar çok çocuğu olan kadınlara soruyorum. Mesela kansızlıkları has safhadaydı. Hemoglobinleri 6'larda 4'lerdeydi. Ben diyordum hani nasıl besleniyorsunuz? Çok yüksek böyle kaliteli bir beslenmeleri ne yazık ki olmuyordu. Yani hani böyle balıklar, şunlar, omegalar, işte koenzim Q10'ler falan olmuyor. Bu birazcık ama çok rahatlar. Bir kere onu söyleyebilirim. Hani rahat olmak önemli. Bir de çok fazla acaba biz beslenmeyle, vitaminlerle bağışıklık sistemimizi çok fazla kuvvetlendirip bebeği yabancı cisim olarak algılayıp bebeğin tutulmasına mı engel oluyoruz? Hani kaş yapıyoruz derken göz mü çıkarıyoruz? O da farklı bir bakış açısı. Çünkü orada bayanların gerçekten bağışıklık sistemleri çok düşük ve çok rahat gebe kalabiliyorlar. Belki bununla bir ilişki olabilir. Onun için yani çok fazla böyle omega 3, Stres omega 3, değil omega 3 mi? yani çok çok fazla dediğim gibi hani Çok da şey etmemek gerçeklerle bizim hocamız gerekiyordu. da öyle. Abartmayalım. Bizim Tabii. hocamız da Her şey tatlı. benim hocam da öyle derdi. Çok sevdiğim bir hocam vardı. O da öyle derdi. Acaba biz çok fazla böyle beslenmeye çok fazla önem veriyoruz. Acaba bağışıklığı fazla kuvvetlendirip bebeğin tutulmasına mı engel oluyoruz? Tamam. Evet. Herkes bir şey bir beklenti içinde ama beklentinin hepsinde dengeli olmak lazım. Hani çok fazla balık yağı vermek, bu sefer dediğim gibi dengeyi bozmadan gitmek gerekiyor. Her şeyde Evet, denge çok doğru önemli. söylüyorsunuz. Şimdi isterseniz sorulara geçelim. Arkadaşlar Tabii arkadan ki. yazın. Buradan şey yaparsam Instagram'ı şey yapabilirim, dondurabilirim. O yüzden çok korkuyorum. Arkadan soruları lütfen yazın. Teker teker öne alacağım. Embriyo glu herkese yapılıyor mu? Sorar mısınız lütfen demişler Aynı Gökhan. embriyo glu da bakın genetik tanılı tüp bebekte embriyo glu da ya da bizim uyguladığımız başka tekrarlayan yani Yapıştırıcı. histeroskopilerde yok embriyo glu yapıştırma tekniği işte histeroskopilerde bunlar tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında yapılan. Yani biz bunları iki defa çok güzel embriyo vermemize rağmen tutunamıyorsa, anne rahmi tutmuyorsa bunu acaba tutmayı arttırmaya yönelik bunları deniyoruz. Hani bunlar %100'lük bir yöntem olsa standart bütün tüp bebeklere biz bunları uygularız. Bunlar sadece biraz tutunma oranını arttırıyor. Bir de biraz ileri kadın yaşında. İleri kadın yaşında gene 38 yaşında ileri kadınlarda hyaluronik asit bildiğimiz embriyo gluonun içerisinde hyaluronik asitten zengin bir sıvının içine embriyo koyuyoruz. Orada bekliyoruz ki embriyonun etrafında hyaluronik asit biriksin. Dış hücre kitlesi birazcık daha dolgun olsun ve embriyo anne rahmiyle birbiriyle uyum sağlasın ve tutunsun. Bir tek etkisi bu. Bakın sadece bir saniyelik bir etkisi var. Evet. Mesela bazı bunu çok embriyo gluyu çok bilmeyen kişiler işte düşüklerim var. Sana embriyo gluyu uygulayalım. Ya düşük olması için bir kere bir gebelik olması lazım. Embriyo gluyu geçmişin artık. Kese tutunmuş, bebek tutunmuş, kese olmuş. Ondan sonra düşük olmuş. Bunun gluluk bir olayı yok. Alakası Embriyo yok. gluyu ilk başta bebeğe verdiniz. Alttan kateterle veriyoruz. Hatta biz kendi sayfamıza bile koyuyoruz artık. Hastalarımız da çok güzel anlıyorlar. Kateterle koyuyoruz. Embriyo gidiyor böyle rahme tutunuyor. İşte bu tutunmayı arttırmak için dış hücre kitlesine hyaluronik asitten zengin bir sıvı da bekletiyoruz. Yani %100 mucizevi bir yöntem değil. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında bebek tutunamıyorsa embriyo gluyu hastalarımıza öneriyoruz. Ben embriyonun rahime girdikten sonra 1-2 gün içerisinde rahim içine yerleştiğini Doğru. falan öyle Hatta biliyordum. 2 saat içerisinde implantasyon. İlk başta tutunma 2 saat içinde oluyor. 2 saatten sonra zaten onu sen embriyo gluyo bile olmasa sen onu zırhla sökemezsin tutunduktan sonra. Bir de şöyle düşünelim. Mesela bununla ilgili de çalışma yapılmış. Bunların hepsinin kriteri var. Yani bir hastaya bir şey uygularken ya da önerirken kriterine göre yapman lazım. Yoksa her şeyi her hastaya önerirsen daha büyük olumsuzluklar olabilir. Mesela tutacak bir embriyonun etrafına hyaluronik asiti ya da embriyo gluyun içinde bekletirsen bu sefer belki tutmasına da engel olabilir. Onun için Tabii. iki defa çok güzel, en iyi kalite embriyo vermişsiniz.
bebek tutunamamış. İşte acaba Emre Yoglu'yu burada tutunmasına yardımcı olabilir mi? Tek etkisi o. Anladım. Zaten şu anda bir arkadaşımızın sorusunu da cevaplamış oldunuz. İki başarısız tüp bebek denemem var. 5 güne kadar gelmişti. Demek ki embriyo glu uygulanırsa ya da 5. günden sonra bir genetik test yapılırsa belki de hastanın sorunu Tabii çözülecek, ki. değil mi? Burada en önemlisi genetik ama. Mesela genetiği Evet. bozuk bir embriyo atıyorum sendromik, Down sendromu değil mi? Embriyo gluyu uyguladın. Tutunmasına yardımcı oldun sen de. Tutundu. 12. haftaya geldi. Kalbi de çoğunlukla Down sendromu ya da sendromik bebekler ya boş gebelik olur ya kimyasal olur ya kalbi durur. Hadi onlar da olmadı. 12. haftaya geldi. Ense kalınına baktık biz. Ensesi kalın. Amniyosentez yaptım. Down sendromu geldi. Gebeliği sonlandırdım. Ne bize ne kattı? Hiçbir şey katmadı değil mi? Şey. Boşu boşuna Anneye belki zarar, babaya zarar. anne rahmi onu tutmayacaktı değil mi? Onun Down sendromlu bir bebek olduğu, genetiğin normal olmadığını anlayacaktı, tutmayacaktı. Sen embriyo glu'nun içine koydun onu, zorla tutturdun anne rahmini. İyi bir şey mi Evet. yapmış olduk? Yapmadık. Tamam. Doğru. Onun için bizde bir Tabii doğru. matematik var. Her işin matematiği var. Onun için hastalarımız lütfen doktorlarına güvensinler. Doktorlarına güvenirken de bu yayınlarımızı da gerçekten ciddi bir şekilde takip etsinler. Çünkü bir şeyleri konuşurken bilgi çok önemli. Yani bu Evet, bilgiyi gerçekten. araştırmak çok önemli. Onun için hangi hastaya hangi testi niçin önerdiğimizi çok iyi algılasınlar. Yoksa hem maddi anlamda zarar ederler hem de manevi. Mesela havuzlama diye bir yöntem var. Yumurta sayısı az olan kadınlarda havuzlama yapıyoruz. Daha sonra da GT'ye gönderiyoruz. Mesela bazı merkezler şöyle yapıyor. Embriyoyu topluyor, bir embriyo elde etti, havuza koydu. Bir embriyo elde etti, 4-5 tane havuza embriyo Evet, koydu, değil mi? evet. Mesela 40 yaşında bir kadından 5 tane embriyo havuzladın. Daha Evet. sonra topluca genetiğe gönderdin. İçinden bir tane genetiğini buldun. Ne kadar güzel değil mi? Ve onunla da Tabii. gebeliği yakaladın. Ama sen şöyle yapsaydın, ben öyle yapmıyorum. O bana mantıklı değil. Niye mantıklı değil? Çünkü sen maliyeti arttırmış oldun. 5 kez kadından yumurta toplama işlemi yaptın. Belki ilk yaptığını bir defa yapıyorum ben. Genetiğe gönderiyorum. Genetiği normal mi gelmiş mi diye bekliyorum. Genetiği normal gelmişse transfer ediyorum. İstatistiksel olarak 40 yaşında bir kadında %20-25 oranında genetiği normal embriyo bulma şansımız var. Belki ilkinde bulacağız. Boşu boşuna 4 kez biz kadına iğneler yükledik, yumurtalarını topladık ve topluca 5 defa da genetiğe embriyo gönderdik. Maliyeti arttırdık mı? Arttırdık. Evet. Aslında bunları hastalarımız dediğim gibi bilmiyorlar. Ama bir şey yaparken Peki de ilkinde bence genetik bozuk çıkarsa tekrar deneyeceğiz. İlkinde gelirse ikinci de tekrar deneyeceğiz. Evet, Morallerini evet. bozmayacaklar. Üçüncü de deneyeceğiz. Yani ben hastalarıma Ama bunu ya özellikle çıkmazsa anlatıyorum. diyorsunuz. Ben de diyorum ki hastalarım birazcık sabırsız olmayın. Bakın ben sizi düşündüğüm için tek tek gönderiyorum. Yoksa ben de havuzlardım, gönderirdim. Maliyet ne olurdu? 120 bin lira çıkardı. Değil mi? 100 binin üzerine çıkardı. Çünkü 5 kez tüp bebek yapıyorsun. 5 tane embriyoyu genetiğe gönderiyorsun. İçlerinden bir tane sağlıklıyı bulabilmek için. Belki şansımızda ilkinde bulacağız. Belki ikinci de bulacağız. Belki üçüncü de, belki de, belki beşinci de. Onun için sabretmek gerekiyor. Doğru diyorsunuz. Altı test. Dördüncü tüp bebek denedik. Ya boş çıkıyor ya da pardon devamını alamadım. Ya da döllenmiyor. Olgun yumurta çıkartabilsek bile ilk gün döllenmiyor. Neden olabilir diyor. Şimdi burada muhtemelen yumurtanın genetik yapısıyla ilgili bir problem var. Bazen yumurtalardan da sırf bunun sebebini ortaya koyabilmek için yumurtayı direkt genetiğe gönderiyoruz. Oradan zaten ortaya çıkıyor. Genetiği bozuk mu değil mi diye. O daha birazcık yardımcı olabilir. Ama genetiği bozuk çıkarsa da yani bu yumurtanın genetiğinin bozuk olması bir sonraki yumurtanın genetiğinin bozuk olacağı ya da sürekli bütün yumurtaların genetiği bozuk olacağı anlamına da gelmiyor. Onun için sadece bize fikir veriyor. Yani toplamda bütün yumurtaların genetik yapısı olarak bozuk olacağı anlamına gelmiyor. Bir kere yapılmamışsa anne kadının bir genetik test yaptırması önemli. Bir de egzon çalışması oluyor. Bütün genetik tarama yapılıyor. Bütün genler açılıyor. Belki bir de egzon çalışması yaptırabilir. Bunlar fikir verir. Ama ekstra bir katkı sağlar mı? Döllenmiyorsa ya da olgun çıkmıyorsa tabii burada şey çok önemli. Yani doktorun yumurtayı büyütme tekniği, işte olgun olup olmamasına ne kadar takip etmesi. Benim de başıma geliyor. Hatta belki benim hastam da sormuş olabilir.
elimizden geleni yapıyoruz. Hatta bazen 20-21 milimetre, yani artık çatlama seviyesine kadar büyütüyoruz. E2 seviyelerini tavana getiriyoruz. En yüksek seviyeye getiriyoruz. Yumurta olgunlaştırma iğnelerini ikişer doz fazla yapıyoruz ki daha olgun çıksın diye, ama bunlar dediğim gibi bazı özel hastalar, bunlar her hastada değil. Özel hastalarda ne yaparsak yapalım, çok yumurtaların muhtemelen genetik yapısıyla alakalı, çok ya döllenemiyor ya da olgun çıkmayabiliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Histeroskopi temiz. Rahime çizik atıldı. Diana 35 kullandım. Adetin bir damla bile değil, yapışıklık mı var diye Olabilir. soruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Ya da Bundan Diana 35 yerine bir Yasmin kullansın. Diana 35'teki östrojen seviyesi düşük olduğu için rahmi kalınlaştıramamıştır. Bir ay Yasmin kullansın doğum kontrol hapı. Çünkü Diana'daki östrojen seviyesi yeterli değil. O zaman gerçekten yoğun bir adet gelmiyorsa, ya da östrofen başlayabilir sabah öğle akşam birer tane. Bir hafta sonra rahim duvarı kalınlığına baktırabilir. Rahim duvarı kalınlığı bir hafta sonra 8 milimetre üzerine çıkmamışsa rahim incedir. Rahimde bir yapışıklık olmuş olabilir. Bu şekilde de tanısı konulabilir. Ya da gelsin biz bakalım. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Kayseri Sistem Tüp Bebek Merkezi, ben yazdım bunu da. Kendisiyle irtibat kurmak isterseniz sayfasında telefon numaraları var. Bizden de randevu alabilirsiniz. Çider indirimi var. Onu da ayrıca hatırlatmak istiyorum. Evet. Sizin için iyi bilmiyorum. Tabii ki her Evet. zaman. Biz ne Teşekkür kadar çok ederim. mutlu, biliyorsunuz artık siz beni tanıdınız. Evet Ee, evet biz tanıyorum. biz Teşekkür ederim. hatta öyle bir merkez kurduk ki, çok üst seviyede bir merkez kurduk. Ne kadar çiftimizi mutlu gönderebilirsek, Başarınız olsun. bizim için başka bir mutluluk yok yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 9 tane düşük oldu. Sulandırıcı iğne kullandım. Bebeklerin genetiği normal. 39 yaşım. Tüp bebek önerir misiniz? %100 genetik tanı tüp bebek önerim. Evet, %100 gerçekten bu yani. 9 düşük. Allah Ya belki yardım. de Ben çok 9 çok geçmiş olsun. düşüğün belki genetiğe bir tanesi gitmiştir. O normal gelmiş olabilir ama artık yaşımız 38'den ileri. Ya yani bundan sonra genetiğin normal embriyo gelme şansı bile 100, ya 39 yaş için söylüyorum. 4 tane embriyo göndereceğiz ki %25 30, ya da 3 embriyo göndereceğiz ki bir tanesi genetiği normal gelecek. Ki beni takip eden tüp bebek hastalarım beni bilirler. Çoğunlukla genetik tanını yapıyorum. Gerçekten genetiği normal geldiği zaman da sağlıklı gebeliği yakalıyoruz. Yani amacımız, tamam, evet, gebelik yakalamak, BTCG'yi pozitif olarak paylaşmak çok güzel, ama daha sonra kalp atımı durması, kalp atımı durduktan sonra onu genetiğe gönderince genetik bozuk çıkması, o bizi üzüyor. Bir tane de bir şey, bir tek de bir şey daha eklemek istiyorum yalnız. Burada Tabii, genetik buyurun. tanını bebeği anlatırken bu da çok önemli. Bazen kafa karıştırabiliyor. Mesela 20. haftaya gelmiş, tüp bebekte gebe kalmış. 20. haftada böbreklerinde genişleme oluyor. Ya da kalbinde delik oluyor. Ya da işte beyinde sıvı birikebiliyor. Bunlar genetik tanıyla direkt alakalı da olmayabiliyor. Biz buna yapısal bozukluklar diyoruz. Ya da genetik tanı tüp bebek yapmışsınız. Bazen çok şanssız bir şekilde, çoğunluğunda bu şekilde yaşamıyoruz ama %100 sağlıklı gebelik elde edeceğiz ya da %100 kalbi atacak anlamına da gelmiyor. Bazen onların da kalbi durabiliyor. Çünkü yapısal, yani yapısal problemler de olabiliyor. Ne demek yapısal problemler? Biz bebeği kalbe atmadan sadece 200 cüle embriyo koyuyoruz. Kalbi anne karnında gelişecek, organları anne karnında gelişecek, böbrekleri anne karnında oluşacak. İşte bu oluşum aşamasındaki problemler de bazen bebekte bazı sıkıntılara neden olabilir, kalbini durdurabilir ya da ilerleyen haftalarda biz onu tespit edebiliriz. Ya yani bunları da yaşayabiliyoruz. Genetik tanı bunların bir kısmını önleyebiliyor ama %100 değil. Bu da çok önemli yani. Anladım. Evet, Ümmü Gülsüm. Tüp bebek tedavisi görüyorum. Bulunduğum şehirde PGT yapılmıyor diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çok özür dilerim, anlayamadım. Yayın böyle kesiliyor, Aa, yok duruyor. yok. Tüp bebek tedavisi görüyorum. Bulunduğum şehirde PDG yok diyor. Şimdi her Yapılmıyor. şeyde PGD yapılacak ya da genetik tanı ya da PGT yapılacak diye bir şey yok. Çünkü bu merkez İstanbul'da bir ya da iki tane merkez var. Bütün tüp bebek merkezleri embriyodan genetik örnek alıyorlar. Onun bir kiti var, solüsyonu var, ona koyup daha sonra İstanbul'a gönderiyorlar. Eskiden İspanya'ya giderdi.
Biliyorsunuz bundan birkaç yıl önce. Evet, epey sürüyordu değil mi? Yani O evet, bir iki ay o sürüyordu. aynen yani bir iki yıla kadar hep İspanya'ya gidiyordu. Şimdi İstanbul'da merkezler açıldı çok güzel. Evet, Ve biz evet. artık İstanbul'a bizim çalıştığımız merkezde sadece genetik tanıya da bakılmıyor. Mitokondriyal oranı da bakılıyor. Ne demek mitokondriyal? Embriyonun enerjisine bakıyoruz. Embriyo enerjisine göre de tutunma oranlarını bile hastaya bilgi verebiliyoruz. Yani sadece iyi bir embriyo olması değil, bir de enerjisi de çok önemli. Bunlar yeni Tabii. şeyler. Mitokondriyal oran mesela artık bazı hastalarımız bunları bile araştırmışlar, bize soruyorlar. Çok önemli. Mitokondriyal oran embriyonun enerjisi demek. Özellikle 0,05'in üzerinde tutunma oranı %100'e yakın oluyor. Evet. Biz kendi mitokondriyelimiz de canlandırabiliriz, değil mi? Evet Şimdi ben tabii ki. onun beslenmesine hemen el koyayım. Evet. Mitokondriyeli nasıl kuvvetlendirebiliriz diye. İyi bir konu bana açtınız. Akardiyak trap neden olur? Ben bunu ilk defa Akardiyak. duyuyorum. Böyle bir şey var mı? Ben okuyamadım da akardiyak. Akardiyak trap. Ha, evet, ikizlerde oluyor. İkizlerden bir tanesinin kalbi olmuyor. Bir tanesinin kalbi oluyor. İlk defa duyuyorum. Bu tamamen yapısal. Genetik Yani rahatsızlık mı? yok, direkt mesela bir genetik bozukluk olacağı anlamına gelmiyor. O Çok bambaşka geçmiş yapısal olsun. bir problem. Evet, çok çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet. Sol yumurtalığımda 6 santim kalınlığında kist var. Gebe kalmayı engel mi? Ameliyat önerir misiniz? Bir kere biz artık hiçbir kist ameliyat önermiyoruz. Çünkü kistler biliyorsunuz yumurtanın iç dokusunda. Mesela Evet. çikolata kistlerini de öner. Niye? Çikolata kistini mesela yoksa biz laparoskopi çok iyi yapıyoruz. Yani en iyi şekilde yapabiliyoruz. Yumurtaya zarar vermemeye ne kadar çalışsak da mesela şu yumurta düşünün, şu da çikolata kisti düşünün. Çikolata kistini biz laparoskopik yapıyoruz zaten. Kapalı ameliyat yapıyoruz. Çikolata kistini yumurtanın içinden çıkarttık. Çıkarttığımız zaman çikolata kistinin yatağı çok kanlandığı için buralar kanamaya başlıyor yumurtadan. Evet. Yumurtadaki o kanamayı durdurmak için biz ne yapıyoruz? Koter kullanıyoruz. Oraları yakıyoruz. Yaktığımız zaman ne oluyor? Isı artışıyla alttaki yumurtalar ne olmuş oluyor? Zarar görmüş oluyor ve yumurta rezervi azalıyor. Zaten kadın doğduğunda belli bir yumurta sayısıyla doğuyor. Ekstra biz cerrahi olarak ona tram yumurta sayısını dünyanın en iyi ameliyatında yapsanız ne yazık ki zarar vermiş oluyorsunuz. Onun için biz bu tür durumlarda ilk başta bir yumurta toplayıp tüp bebek yapıp embriyoyu kenara koyduktan sonra embriyolarını dondurduktan sonra ister sen git laparoskopik kistini çıkart, ister baskılama ki biz baskılama yöntemini tercih ediyoruz. Baskıladıktan sonra transfer et. Ama o yumurtayı ilk başta bu kisti çıkartma. Çünkü kisti çıkartırken yumurtada da zarar görmüş oluyor. Orada Evet, çok evet. güzel bir soru daha var. Onu da Tabii açık daha bakın. kavuşturalım. Genetik tarama farklı bir şey. Benim söylediğim genetik tarama 46 tane kromozoma bakılıyor. Bir de tek gen hastalıkları var. Biraz önce bahsettik ya bu SMA, Duchenne muskular distrofi tarzı. Mesela bizim şimdi Amerika'dan bir hastamız bizi tercih etti geldi. SMA'lı çocuk var. SMA'lı genetik yani sadece SMA genine bakıyoruz. O genetik tarama farklı. Gene onu da embriyoda yapıyoruz. Gene teknik aynı. Ama ekstradan bizim söylediğimiz PGD dediğimiz şey 46 kromozomu var mı? Herhangi bir kromozomlarında eksiklik var mı? Biz ona bakmış oluyoruz. Biraz önce soran arkadaş zannediyorum. Gökhap Hoca'nın merkezinde buradan gönderdiğimiz biyopsiye PCD yapılıyor mu diyor. Siz PCD'yi İstanbul'a gönderdiğinizi söylediniz. Değil mi? Evet. İstanbul'da yapılıyor sizin PCD'leriniz. Yok, Bu biz söyledi. kendimiz yapıyoruz PGD'yi. Sadece Evet. hücreleri İstanbul'a gönderiyoruz. Ha, Yani bütün anladım. merkezler öyle yapıyor. Evet. İstanbul'daki merkezler de öyle. Embriyolog lazerle dıştaki hücreden örneği alıyor, kitin içine koyuyor, daha sonra onu İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'daki merkez de aynı yere aynı şekilde aynı teknikle gönderiyor. Yani Türkiye'de her ile bir genetik merkez kurmanın bir anlamı yok. Ama Tabii. genetikleri biz genetik tanımlama tüp bebeği ya da PGD kendi merkezimizde yapıyoruz. Tamam. Bir sağlıklı çocuğum var. İkinci hamileliğim mol gebelik çıktı. Genetik tanı yaptırmam gerekir mi? Tabii ki Tabii ki. bir yıl korunduktan sonra yaparsak yani bir daha bir mol yaşamamak için
Mor gebelikte çünkü biraz şanssızlık oluyor. Mor gebeliğin sebebinden de bahsedeyim. Bir yumurta iki sperm aynı anda döllerse 69 kromozom oluyor ve mor gebelik oluyor. Bu biraz şanssızlık aslında. Ya da bazen yumurtanın dış çeperindeki o alemma dediğimiz dış çeperin ince olmasına bağlı sperm direkt içeriye rahatlıkla iki sperm dalabiliyor. İşte bir sonrakinde bu travmayı tekrar yaşamamak çünkü o zor bir şey. Kürtajı daha ağır oluyor. Bir yıl korunmak gerekiyor gibi. İlerleyen zamanlarda başka sıkıntılara dönüşme riski var. İşte bunları yaşamamak için tabii ki ben olsa mutlaka genetik tanılı tüp bebek öneririm. Siz oradan soru görebiliyor musunuz? Tabii Şey ki. yaptınız. Burada da ben sorulara bakıyorum. Çünkü arkada yazılı olanları bayağı var. Onları yukarıya çıkarıyorum ama sizin ilginizi çeken bir şey varsa. Şimdi hocam doğalı bir dolu bebeğim onun ikinci olmaya neden böyle oluyor 30 yaşında. Şimdi mesela bir de şöyle bir durum var. AMH çok önemli evet. Yumurta rezervimiz az. Tabii ki bizim bu söylediklerimiz çok güzel. Genetiği normal embriyo bulabilmek. Ama bazen öyle bir durum oluyor ki hastadan bir tane yumurta çıkıyor. Yani o da PRP yapmışsınız. O bir yumurta. Ya genetik tanıya gidelim mi gitmeyelim mi? Buna birazcık ben çiftlerimle tartışıyorum. Mesela benim 43 yaşında geçen paylaştığım Maraş'tan bir gebem var. Daha önce başka merkezlerde tüp bebek denemiş ve hep olumsuz olmuş. Şimdi bu çifte ben tek yumurtayla da olsa genetik tanı öneriyorum. Çünkü yaşı ileri. Belki gene ben aynı benzer şekilde embriyoya koyacağım. Gene tutunmayacak. Genetiğe gönderdik. Genetiği 3 tane embriyo gönderdik. Bir tanesinin genetiği normal geldi. Zaten sağlıklı gebeliği de onunla yakaladık. Tekrar genetiği bozuk embriyo transfer etseydim bir tane bile olsa bakın riske giriyorsunuz. Çünkü bir tane yani genellikle genetik tanı çok fazla embriyo yapacaksın. Onların içerisinden normali bulacaksın. Ama dediğim gibi hani biraz önce söyledim ya normalde havuzlama yapmam yerine ilk seferde gönderdiğimizde genetiği normal yakalarsak sağlıklı gebeliği de yakalamış oluyoruz. Amaç mesela o Maraş'tan gelen hastamın daha önce başarısız tüp bebek deneyleri olmuş ve artık yorulmuş. Bu yorgunluğu da birazcık ortadan kaldırmış oluyor genetik tanı tüp bebek. Çünkü çiftler artık bundan sonra daha garantici olmak istiyorlar. Yani tutacak tutma oranını arttırmak Tabii istiyorlar. yani Tabii geleceğim ama tutacak mı diye soruyor. evet Normal. işte tutma oranını Tabii ki herkes arttırabilmem için de ödediği benim paranın şeyini istiyor. evet tutma oranını arttırabilmem için de benim embriyonun sadece kalitesine değil aynı zamanda genetik yapısına hatta mitokondri birisi daha sormuş orada mitoskor kaç olmalı diye 0,005'in üzerindekiler kaliteli mitoskorlar olmuş oluyor. Zaten onu genetik tanı yaptığımız merkezlerde artık parantez içerisinde belirtiyorlar bize. Böylelikle gebelik oranımızı da arttırmış oluyoruz. Hocam 35 yaş, AMH 0,06. Mesela bu hastamız yaşı genç. Buna genetik tanı zaten bir yumurtası var, bir embriyo oluşuyor. Genetik tanı belki tekrarlayan tüp bebek başarısızlık olursa o zaman önerilebilir. Ama güzel Ya bir embriyo şimdi oluşursa transfere gidilmelidir. Onun için hiç bizde hani hastalık yok. Hasta var. Hastaya yönelik tedavi yöntemi olması gerekir. evet. Ha gene mesela bir çiftim daha vardı. Onlar da Uşak'tan gelmişti. Gerçekten çok özendik. Yumurtası bile gözükmüyordu. Bir embriyosu oluştu. 5 AB embriyo elde ettik. Şimdi ben 5 AB bir embriyoyu hastaya mutlaka o yaşı 44 yaşındaydı. Yani şimdi güzel kalitede ama dedim ki genetik tanı yapalım. Bakın. Çünkü ben tutunmadığı zaman bu sefer şu şöyle dedi, bu böyle dedi. İşte mesela miyomlar var. Miyomların da yerlerine göre biz girişim yapıyoruz. Rahmetçi dokusuna etki etmeyen, zarar vermeyen miyomlara biz niye işlem yapalım ki? Çünkü miyom cerrahisinde sonuçta imza atıyor hastalarımıza. Herkes imza aldırıyor. Yazıyor orada. Miyom kanarsa rahmin alınacak. Genetiği normal embriyon var. Ya da genetiğe gönderdiğin embriyon var. Ya da embriyonu dondurdun. Rahim yok. Ne bize sağlayacak? Onun için biz miyom rahmin neresine yerleşmiş? Dış kısmındaysa rahmin iç dokusuna bebeğe koyacağımız yere herhangi bir bağlantısı yoksa ben niye miyom ameliyatı yapayım ki? Değil mi? Hiçbir Haklısın. bize Tabii. ekstra bir katkısı sağlamayacak. Ya da diyor ki rahim içerisinde sıvı vardı. Mesela o hastamdan bahsediyorum. Ya rahim görüntü var. Rahim görüntüsünde içerisinde siyah sıvı olmazsa, ya siyah bir görüntüsü olmazsa sıvı yoktur. Yani burada birazcık ben onu özellikle genetik tanıya yönlendirdim ki muhtemelen iyi bir embriyo olmasına rağmen kadının yaşı ileri olmasına bağlı olarak genetik yapısı normal gelmeyebilir. Tutunmama sebebi aslında bu.
Ama işte dediğim gibi başka faktörler aramak yerinde doğru tanıyı düşünüp doğru işlemi yaparsak sağlıklı gebeliği yakalamış oluruz. Anladım. Teşekkürler. Enfeksiyona bağlı sarp tüpümde hafif bir yapışıklık olduğu söylendi. Doğal yolla hamile kalabilir miyim diye soruyor. Şimdi bu rahim filmi çok önemli. Rahim filmini çekmek çok önemli. Rahim filminde sizin koyduğunuz tanı çok önemli. Bunu eğer İstanbul'daysa, mesela İstanbul'da bizim o zaman İstanbul'da çalıştığım zaman Cevat Bey vardı, Ekomar'da. Gerçekten çok güzel rahim filmi çekiyor, çok güzel değerlendiriyor. Onun raporlarına da güvenebiliyorsunuz. Çünkü bu bir şey değil yani, bir cihaza girip tık diye orada rapor çıkmıyor. Radyoloğun artık tecrübesine ya da kadın doğum uzmanının tecrübesi çok önemli burada. Çünkü bana o kadar çok rahim filmi geliyor ki dış merkezde, özellikle de hani bunu kötü küçümsemek ya da kötü anlamda söylemiyorum. Genellikle asistan arkadaşlar bakabiliyorlar. Onların da tecrübelerine göre biz, bırakın kadın doğum uzmanı olmayı, üzerine bir de tüp bebek eğitimi alıyoruz. Onun için rahim filmi okumak ayrı bir teknik ve bilgi gerektiriyor. Onun için kimine göre yapışık denen bir bakıyorsunuz. Hidrosalpiks dediğimiz şiş tüp olmuş oluyor. Şiş tüp de zaten bebeğin tutunma şansı yok ki o şiş tüple. Tüp bebekle bile bebeğe koyuyorsun, İçine rahim içine sıvı attığı için tutunma şansı olmuyor. Onun için burada değerlendiren kişinin çok önemli olması gerekiyor. Hidrosalpiks dediğimiz şiş tüple sen bırakın. Bazı hastalar diyor ki benim tüpüm açık, ama raporla bak, raporda tüp açık gerçekten. Sen de rahim filmi çekiyorsun, tüp açık ama tüp şiş. Hidrosalpiks. Bunun açık olmasının bir önemi yok ki. O tüp artık fonksiyonunu kaybetmiş. Ve rahim içerisinde su akıyor. Sıvı aktığı sürece de senin zaten normal gebe kalma şansın zaten yok. Normal gebe kalmayı bırakın, tüp bebekte bile yumurtaları topladıktan sonra rahmin içine koyduğun zaman genetiği normal bir embriyo koysan gebe kalma şansın yok. Onun için biz öyle hidrosalpinks açık bile olsa, bakın içerisinden sıvı karın içerisine yayılsa bile, tüpü şiş olan hastalarda, hidrosalpinks olan hastalarda tüpü rahimle bağlantısını kesiyoruz, yani kapatıyoruz. Evet, Çünkü rahim doğru. içerisine aktığı zaman o sıvı tutunma şansı tüp bebekte yok yani. Bir de o tüple diyorlar ya, kadınlar şöyle düşünüyor: ya o tüpüm benim açık, onunla gebe kalırım. Kalamazsınız. Çünkü içerisinde sıvı dolu. O sıvı içindeki sıvı zehirli bir sıvı ve rahim içerisinde akıyor. Bebeğin tutunmasına, bebeğin oradan geçmesine, spermlerin oradan geçmesine engel oluyor. İlerleyen zamanlarda zaten o spermler orada, mesela aşılama yapıyorlar o tür hastalarda. O sperm oraya gittiği zaman orada apse olur hatta. Bırakın gebe Ay kalmayı. Allah Bu korusun. sefer daha ağır ameliyatlar gerekebilir. Peki bir şey soracağım Gökalp Bey. Bunu hep merak ediyorum. O şeyi tüpü kapattınız, tıkadınız, sıvının Evet. akmasını önlediniz. O sıvı orada birikiyor mu? Şimdi Ne şöyle, ben oluyor? burada şey Kendini yok mu ediyor? yok. Birikiyor tabii ki o sıvı orada. Burada kriter benim için şu. İki grup var. Bir grup tüpü tamamen alıyor. Bir grup da tüpü kapatıyor. Ben niye tüpü kapatıyorum? Şimdi tüple yumurtanın kanlanma yeri birbirine yakın. Ben eğer tüpü alırsam yumurtaya gidecek kan akımını azaltırım. Kan akımını azaltırsam da bu sefer yumurta sayım azalır. Yumurtanın Evet. beslenmesini azaltacağım için. Yani ben 10 yumurta yerine 5 yumurta, belki ilerleyen zamanda 3 yumurta toplarım. Onun için ben tüpleri çok fazla almayı sevmiyorum. Ama burada benim için çok önemli bir kriter var: kadının ağrısı. Eğer ağrısı varsa bu sefer tek akış yolu olan rahim içerisindeki sıvıyı da sıvı akış yolunda kapattığım zaman o tüp iyice şişiyor, böyle apandis gibi oluyor. Bu sefer ağrısı dayanılmaz oluyor. O tür durumlarda ben hastaya soruyorum: ağrınız var mı? Var. O zaman ben de tüp alıyorum. Yani burada dediğim gibi bir de şu da var. Rahim filmi, bu da çok yanlış anlaşılıyor. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Rahim filminin güven aralığı %65. Yani size rahim filmi tüpünüz şiş diyorsa %100 tüpünüz şiş değildir. Biz laparoskopi yaptığımız zaman kapalı ameliyatta da sizin %100 girerek tüpünüzü alacağız şeklinde bir şey de yok. Bir uygulama da yok. Geçen bir hastamın başarısız tüp bebek denemeleri vardı. Rahim filmi de, daha önce hiç rahim filmi çekilmemiş. Rahim filmi çekti, tüpü şiş çıktı. Yani filmde öyle gözüküyor. Ama laparoskopi yaptığımız zaman şişlik yok. Ya da etrafında yumurta, tüpün etrafında yapışıklıklar var. O yapıları açtığımız zaman tüp serbestleşiyor. Ve verdiğimiz zaman alttan metilen mavisi veriyoruz. Biz laparoskopi yaptığımız zaman hemen girip tüpü kapatalım ya da tüp alıp çıkalım demiyoruz. Önce tüpe bakıyoruz. Gerçekten bu tüp, çünkü orada görüyoruz. Kamerayla görüyoruz. Gerçekten bu tüp şiş mi?
Ya da bu tüpün etrafındaki yapışıklıkları açtığımız zaman tüp serbestleşip hidrosafikten normal fonksiyonunu kazanacak mı? Ona bakıyoruz. Yani %100 ben gidip hemen tüpü kapatmıyorum ki bu hastada kapatmadım. Çok üzüldü mesela. Ya dedi hocam yıllarca ben dedi olmuştum dedi. Tüpümün şiş olmasına tüp bebeğimin tutunmamasını bağlamıştım. Şimdi siz dediniz ki bana tüpümü kapatmadınız. Tüpünüz açık. Aslında güzel bir şey söylüyorum ama hasta ne yazık ki üzüldü yani. Onun için biz laparoskopi kesin tanısı, %100'lük tanısı laparoskopi ile konuluyor. Yani biz her hastaya %100 laparoskopik girdiğimiz zaman tüpünü kapatacağız değil. Ama baktık tüpü şiş, laparoskopide de şiş çıktı. O zaman kapatmak en doğrusu. Eğer ağrı öyküsü var ya da siz alttan metilen mavisini verdiniz. Tüp böyle balon gibi şişiyor bazen. O artık bir kadın için acı verici hale gelir. Apandis gibi ağrı verici hale gelir. O tür durumlarda biz gerçekten o tüpü alıyoruz ki hastamızın bir ağrısı olmasın. Sağlığı da önemli. Uzunca bir şey var ama bir akraba evliliği şeyi, onu merak ettiğim için de okumak istiyorum. Eşimin annesi ve babası akraba. İki erkek çocukları da azosperm. Kız kardeşleri 28 yaşında, onun da erken yumurta yetmezliği. Pardon. Yetmezliği var. Biz de eşime tüm egzom testi yaptırdık. SAT2 ve TRDR6 geninde sorun çıktı. Kız kardeşinde neden yumurta yetmezliği vardır? Kız kardeşi tüm egzom testi de yaptırmalı mı diyor. Tamamen genetik Yaptırmalı. gibi. Yaptırabilir. Bir de Yaptırmalı diyorsun. bizim bir de erken gen bozukluğu testimiz var. FMR1 gen bozukluğu. FMR genine de bakması lazım. FMR genini de bazen tekrarlayan CGA dediğimiz tekrarlayan bir bölüm var. O tekrarlama oranına bağlı olarak da erken menopoza girmiş olabilir. Mutlaka genetik analizini yaptırsın tabii ki. Bir de burada yine çok önemsiyorum. Hemen hemen her yerimde önemsiyorum. Guatr. Yani TSH Evet. dediğimiz tiroid uyarıcı hormonun 2,5'un 3'lerin üzerine çıktığı zaman guatr var demektir. Ya da guatr başlangıcı var demektir. Guatr direkt menopozla ilişkili. Yapmayın. Peki Tabii. düştüğü zaman onu dengeye Dengelendiği tekrar. zaman herhangi bir sıkıntı yok. Ama Heh. eğer guatr devam ediyorsa bu sefer menopoza ya yumurta rezervi azalıyor. Onun için yumurta rezervinin azalmaması için mutlaka ama mutlaka guatrın dengelenmesi gerekir. Anladım. Adetim 9 gün gecikince kanda hamilelik testi negatif çıktı. Ancak progesteron yüksek 13,6. Bugün 12. gün diyor. Hamile olabilir miyim? BTHG'leri Progesteron kaç 13. gelmiş? Beta HCG şey yapmıyor, negatif gelmiş hamilelik testi. Negatif çıktı diyor kanda. Yok, İki öyle bir şey olamaz. gün sonra tekrar tabii ki 2 gün sonra tekrar baktırabilir. Bir kere erken doğum yaptım. Şimdi geleyim mi yine? Aynı şey olur mu hocam? Keşke. Şimdi burada rahim ağzı boyu çok önemli. Rahim ağzı boyunda kısalma varsa ya da erken doğumun sebebi çok önemli. Bazen mesela yüksek tansiyona ya da preeklemsiye bağlı erken doğum olabiliyor. Bazen rahim ağzı yetmezliğine bağlı erken doğum olabiliyor. Bazen enfeksiyona bağlı erken doğum olabiliyor. Yani erken doğumun bir sürü sebebi var. Mutlaka tabii öncesinden bir bakmak lazım. Ha, bazen rahimde şekil bozukluğu olabiliyor. Mesela unicornus dediğimiz tek boynuzlu rahim olabiliyor. Bir kere mutlaka yaptırması gereken şey bir rahim filmi çektirmesi gerekir. Rahimde bir şekil bozukluğu var mı? Bazen rahimde perde olabiliyor. Biz bunları histereskopi ile düzelttiğimiz zaman böylelikle daha rahat bir şekilde gebelik süresini uzatmış oluyoruz. Niye? Çünkü rahimin kapasitesini arttırmış oluyoruz. Bu soru şeyden geldi, dışarıdan gelmişti. PRP zaten yapıyorsunuz, PRP tedavisi. Evet. PRP tedavisi yapınca her ay yumurta kontrolü yapıyor musunuz? Yani Şöyle çıkmış mı, yapıyorlar. doğal çıkmış mı, tedaviye Şimdi başlayalım mı diye, bu merak. PRP ne oluyor? PRP kadından aldığımız plazmayı ayrıştırıyoruz. İçerisindeki büyüme hormonlarını, yumurtayı aktive eden proteinleri anestezi altında yumurtalarına enjekte ediyoruz. Bunu ne için yapıyoruz?
Bir kadın menopoza bile girse orada aday adayı, bizim ultrasonda göremediğimiz preantral dediğimiz aday adayı yumurtaları var. Bunlar aday adayı yumurtalar, aday yumurta, antral yumurta olsun ki biz hem ultrasonda görelim hem de dışarıdan verdiğimiz hormonlara cevap versin. Tüp bebek yapalım ve o yumurtayı toplayalım. Amacımız bu. Peki preantral folikül yani aday adayı yumurta, aday yumurta ne kadar sürede adaya oluşabiliyor? Bunun bir aşaması var. Hemen tak diye PRP yaptın. Ertesi gün aday yumurta değil. Tabii. Bu artık bunlar yıllarca yapılmış bu. Ya bu biliniyor, biliniyor kitaplarda bile var. Bir aday adayı yumurtanın aday yumurta olma süresi 60 gün. Onun için ben hastalara PRP yaptıktan sonra ilk 60 gün görmüyorum. Ama 60 günden sonra 6 ay boyunca her ay görüyorum. Her ay çok Yani güzel. 2 ay sonra 2 ay ön tedavisini veriyorum Ya, bu PRP bana çok yaptıktan sonra. sorulan bir PRP soruydu. yaptıktan sonra 2 ay ön tedavisini veriyorum. 2 ay sonra her ay bakıyorum. Bir de gene konu şey dışı hep konu dışında bazı notlar aldım da onları size şey yapmak istiyorum. Tam tedavi sırasında koronaya yakalanınca ne yapıyorsunuz? Nasıl bir şey uygulanıyor Yani o zaman? Tam transfer gelmiş. embriyo Tam yumurta var toplanmış. bizim de başımıza geldi. Biz embriyoyu transfer etmiyoruz. Embriyoyu donduruyoruz. Koronasını atlatıyor. Kendini sağlığı düzeldikten sonra daha sonra embriyoyu transfer ediyoruz. Bir de şimdi galiba hani seyahat ederken bir PRC testi alınması ya da aşı Evet, kartı PCR. gibi bir Doğru. şeyler isteniyor anladığım Doğru. kadarıyla. Şehir dışından gelmek isteyenler biz tam tedaviye başlayacağımız için korona aşısı yaptırmamıştık tedavi geciktirmemek için. Şimdi ne yapacağız diye. Yani şimdi biliyorsunuz onunla Bunu ilgili siz sizle canlı böyle bir yayında da şey bir konuştuk. belge falan verebiliyor musunuz? Yok şimdi bir kere Sinovac aşısında herhangi bir zarar yok. Sinovac aşısını transferden hemen bir gün önce bile yaptırabilir. Çünkü Sinovac inaktif aşı. Onun için Sinovac Evet. aşılarını yaptırıp gelebilirler. Olay sadece BioNTech'te kopuyor. BioNTech sonrası bir ay korunmaları gerekiyor ya da bir ay gebelik düşünmemeleri gerekiyor. BioNTech olduktan sonra da bir ay sonra tüp bebeklerine başlıyoruz. Ha, evet, bir ay Sinovac'ın gecikecek o olup, zaman. Sinovac aşılarını olup artık her yerde aşı merkezleri var. Gidecek ben Sinovac olmak istiyorum diyecek. Yapacak. Atlayıp uçağına gelecek ya da otobüsüne. Yumurta rezervini bozduğuna dair söylenti olmuş Şimdi aşıların. yok öyle bir şey yok. Böyle bir Şöyle tereddüt yaşanıyor. bir arada spermi sayısını azalttığı ile ilgili Şimdi de söylenti vardı. arttırdığı ile ilgili Şimdi söylenti var. Şöyle söyleyeyim. Bizler zeki insanlarız. Şimdi korona geçirsek, değil mi? Korona geçirsek ki bu koronanın tuttuğu yerler var. Biz bunu ilk günden beri söylüyoruz. Nereleri tutuyor? Akciğeri tutuyor, böbrekleri ve testis tutuyor erkekte. Şimdi sen aşın olup korona geçirmeyip testisini korumayı mı istersin? Yani spermin azalmasını engellemeyi mi istersin? Yoksa aşı olmayıp korona geçirip testisteki sperm sayı ve kalitesinin azalmasını mı istersin? Tabii ki aşın olup kendini, akciğerini, böbreğini, testisini korumak istersin. Aynı şekilde ağır bir korona geçirdin, akciğerine bağlı sıkıntılar yaşadın, kalbine bağlı sıkıntılar yaşadın. Bu ateşin yükseldi. Bu da senin yumurtanı olumsuz etkiledi. Bunu mu istersin yoksa aşın olup bunlardan korunmak mı istersin? Tabii ki aşı mantıklı yani. Evet. Gerçekten korona çok şey. O kadar da çok dedikodu var ki bununla ilgili Gökalp Bey. Yani iyi akşamlar hocam. Çok güzel açıklıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ben 39 yaşındayım. Bir yıllık evliyim. İki düşüğüm var. Biri 8 haftalık kalbi durdu. Diğeri 6 haftalık düştü. AMH 0,64 FSH'ım. En yüksek 17 olmuştu. Şimdi tüp bebeğe karar vermeli miyim diyor. Tabii ki %100 tüp bebek, hatta sıradan tüp bebek de değil, genetik tanı tüp bebek. Evet. %100 yani. Hani bu dedim bütün kriterlere uyuyor. Zaten yaştan bir kere 38 yaşından ileri genetik tanı yapılması lazım. Yumurta rezervi de AMH'sında 0,6'ya düşmüş. 1,5'in altında olan kadınlarda biz yumurta sayısı azaldığı için tüp bebek öneriyoruz.
Onun için bütün bu kriterleri sağladığı için tüp bebek ve genetik tanılı tüp bebek, sıradan tüp bebek de. Yani tüp bebek yaptın, düşük oldu. Bir anlamı olacak mı? Bir üçüncü travma yaşamak yerine genetik tanılı yapıp bu şanssızlığı azaltmak en mantıklısı. Evet, doğru diyorsunuz. Dondurulmuş embriyo çözülürken kalitesi neden düşer? Düşer mi gerçekten Ya dondurulmuş embriyonun yok kalitesi akli? düşmez. Tam tersine dondurulmuş embriyo gerçekten iyi bir şekilde dondurulmuşsa ve iyi kalitede dondurulmuşsa siz çözdüğünüz zaman embriyolar bir kere donarken büzülmüş oluyor ve biz embriyoların kaliteyi de anlatayım da kafalarda karışıklık olmasın. Tabii. Biz kalite sınıflamasını embriyonun açılmasına, genişlemesine bağlıyoruz. Genişleyebilmesi için hatta bu dış kısmında zarı vardır embriyonun. Ona lazer Evet. atıyoruz. Hani embriyo tıraşlama deniyor. Onu biz her Evet. hastamıza yapıyoruz rutin. Hani bunu şey için söylemiyorum. Bazıları artık bunu her şeyi reklam yaptıkları için biz embriyo tıraşlıyoruz falan diyorlar ama bu zaten Evet. rutin yapılan bir işlem. Yani hani ekstra bir işlem değil bu. Biz hastaya dış kısmındaki bu zara lazer atıyoruz. Böylelikle embriyo daha açılmış oluyor ve daha rahat tutulmuş oluyor. Bakın şu 5, şu 4, şu şöyle olursa 3. Şimdi biz embriyoları donduracakken lazer atmıyoruz dış kısmına. Lazer yapmadığımız için genellikle embriyolar ya 5, yani doğalından söylüyorum, ya 3 ya 4 kalite, yani orta ya da iyi kalite embriyoları donduruyoruz. Oluyor, çeperinden çıkmış oluyor değil mi? Tabii. Bazen bunları da donduruyoruz ama çok fazla dondururken bunlar olmasın diye lazer atmadığımız için daha doğrusu böyle donduruyoruz. Dondurduktan sonra çözerken o açılıyor. Tam transfer önceden lazerini atıyoruz. Daha da açılıyor. Yani 3 olan bir embriyo çözdükten sonra 5 oluyor. Çok güzel. Yani o zaman dondurulmuş embriyo Ama çok şöyle bir şey. şanssızlık var. Ne yazık ki ben bunu yaşıyorum. Bizim şeyimiz biraz böyle farklı bir camia. Diyor ki çok iyi kalite bir embriyo dondurdum diyor. Dış merkezden. Bize taşıyoruz. Yani benim embriyolarım diyor ki hocam ben bu embriyoyu dondurmazdım bile. Yani çok iyi kalitede bir embriyo olmuyor yani. Bu sefer de diyor ki hasta ister istemez gebe kalmayınca eski merkeze gidiyor. Diyor ki ya embriyom çok iyi değilmiş diyor. Yo diyor da seninkisi çözülürken bozulmuştu diyor. Yani bunun bir şeyi yok ne yazık ki. Yani bunun bir ispat şekli ne yazık ki yok. Ben sadece hastalarıma her transfer ettiğim hastaya gönül rahatlığıyla hangi çeşit embriyo verdiğimi söylüyorum. Bakın sizin embriyonuz iyi kalite, orta kalite ya da kötü kalite. Yani kötü kaliteleri zaten transfer etmiyoruz da. Orta kalite, iyi kalite ya da en iyi kalite. İşte ona göre de gebelik oranları verebiliyorum. Ama dediğim gibi böyle bir şanssızlığımız var. Yani dışarıdan bize gelen embriyoları, taşınan embriyolarda bunu da yapacak bir şey yok. Şu aşamada ne yazık ki yok. Gökalp Bey, bir saati doldurduk. Donma işte Evet. belirtisi gösteriyor. Doğru. Şey Çok güzel bir yayın kaybolsun oldu. istemiyorum. Çok teşekkür Evet. ediyorum size. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum ad, soyad ve telefon numaranızla beraber sorularınızı yazarsanız hocam size göndersem Tabii ki. şey Her yaparsınız değil mi zaman. canım? Her türlü Tamam. cevaplarız. Bizim zaten WhatsApp Onu da hattımız da var. ayrı Oradan da yayınlayacağım. sorabilirler. Tabii yayınlayacağım ayrıca. DM'den de sorabilirler. WhatsApp hattımız var. Oradan da yazabilirler. Oradan da biz cevaplayabiliriz. Hatırlıyorum biz sizle ilk canlı yayın yaptığımızda 3 kez üst üste yapmıştık. 3 saat sürmüştü. Hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutmam Evet onu. evet. O Ama şimdi çok performansını. şey yapıyor. Şimdi kaçıyor. Ben canlı Evet. yayınları kaçırıyorum. O yüzden Doğru. çok korkuyorum. Ben de Bir şimdi saati burada aşınca dondurdu. siz burada durdurun bence kaydedin bunu. Olmazsa bir Tamam. son 15-20 dakika daha bir iki soru daha şey yapıp veda edelim olur mu? Tamam, oldu. O zaman bir şey yapıyorum ben hemen. Birazdan dönüyorum arkadaşlar.